Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ardından sonuçlar açıklandı. Burdur'un Bucak ilçesinde AK Partililer ve vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Kutlama programına katıldı. 14 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde parlamentonun 28. dönem milletvekilleri belirlendi. Ancak Cumhurbaşkanı seçiminde yeterli oy çoğunluğu sağlanamadığı için seçim 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tura kaldı. Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sonucunun belli olmasının ardından Burdur'un Bucak ilçesinde vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak düzenlenen kutlama programına katıldı. Coşkulu kalabalığa meydanda AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, 22, 23, 24, 26 ve 27. dönem Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, 27. dönem Burdur Milletvekili Yasin Uğur, AK Parti Bucak İlçe Başkanı Osman Taşkın, Cumhur İttifakı partilerinin ilçe başkanları, AK Parti teşkilat üyeleri eşlik etti. Kutlama programında havai fişekler patladı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar attı. Zafer senin Bucak! Bu zafer senin Burdur! Bu zafer senin Türkiye! Programda AK Parti 27. dönem Burdur Milletvekili Yasin Uğur, milletimiz tercihini yaptı, iradesini sandıkta gösterdi ve Cumhurbaşkanımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçti dedi. Öncelikle 14 Mayıs'ta biliyorsunuz bir genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Genel seçimlere meclis çoğunluğuyla Cumhur İttifakı olarak aldık fakat Türkiye tarihinde ilk defa seçimler ikinci tura kaldı Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Ve bugün itibariyle de adeta bir demokrasi şöleni içerisinde geçen seçimleri de nihayete erdirdik. Milletimiz tercihini yaptı, iradesini sandıkta gösterdi ve Cumhurbaşkanımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçti. Ben bütün milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabii Cumhurbaşkanımızın bir mottosu vardı biliyorsunuz. Yeni Türkiye Yüzyılı diye. Yeni Türkiye Yüzyılı'nda hep birlikte biz teşkilat olarak da, parti olarak, Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz Bucağımıza, Burdur'umuza birçok hizmetler yapıldı. Biz AK Parti ailesi olarak, Cumhur İttifakı olarak bu hizmetleri birlikte yaptık. Bütün arkadaşlarımızın burada emeği vardır. Seçimlerde de çalışan sandık görevlisinden il başkanlığımıza, il başkanlığımızın görevli arkadaşlarına, ilçe başkanlıklarımıza, belde başkanlıklarımıza, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, bütün gönüllü çalışan herkese ben teşekkür ediyorum. Bugün hakikaten güzel bir sonuç aldık. Tabii kutlamasını bunun yapacaktık ama yağmur muhalefeti dolayısıyla yapamadık. İnşallah önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız, yeni seçilen arkadaşlarımızla bir teşekkür ziyareti yapacaklar. Ben kendilerine de bayrağı devran arkadaşlarımıza, hem Adem hocama hem Mustafa başkana da başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonra da birlikte il başkanlığımızın koordinesinde, ilçe başkanlığımızın koordinesinde güzel hizmetler yaparlar diye temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Oy veren, vermeyen, herkese teşekkür eden AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı, Cumhurbaşkanımız halkın Cumhurbaşkanı olduğunu bir kez daha kanıtladı dedi. Tüm Burdurlu hemşehrilerimize ve Türkiye genelindeki tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Oy veren, vermeyen, Sayın Cumhurbaşkanımız halkın Cumhurbaşkanı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Cumhur İttifakı ortaklarımızla birlikte çok çalıştık, gayret gösterdik ve Cumhurbaşkanımızı yeniden inşallah 13. Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesi için biz de elimizden geldiğince gayret ettik. Bizler vizyonlu ve misyonu olan bir partiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız yıllardır 2023, 2053, 2071'i beyan ediyordu. Çok şükür 2023 hedeflerimize ulaştık. Tabii daha yapacaklarımız var bu yıl içerisinde. Türkiye yüzyılından bahsediyoruz. Geniş bir kitapçığımız var bu konuda. İnşallah onların hepsini gerçekleştireceğiz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız kendi ifadesiyle 5 yıl daha bu görevi yapacak ve gençlere devredecek ondan sonra. İnşallah onlarla birlikte de 2053-2071 hedeflerimize ulaşacağız. Ben ayrıca sandıklarda görev alan tüm teşkilat mensuplarımıza, sahada çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza, bizi gönülden destekleyen tüm Burdurlu hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Çok şükür sandıklarda da bir sıkıntı yaşamadan bu süreci atlattık. Ben tekrardan teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, bu seçimler Cumhur İttifakı bileşenlerinin zaferidir. Bu seçim 21 yıldır yapılan hizmetlerin zaferidir dedi. Bu seçim Cumhur İttifakı bileşenlerinin zaferidir. Bu seçim aslında yani 21 yıldır yapılan hizmetlerin bir zaferidir. Biz bunu en başından beri söyledik ama özellikle muhalefetin dili bu konuda biraz yani zarar verici, ülkenin geleceğine yön vermek yerine biraz daha bu konuyu geriletmek anlamında yön verici bir dilleri vardı. Ama çok şükür elhamdülillah Cumhurbaşkanımız olan desteği gördük. Bunu Burdur bazında da ortalama %4 civarında değil mi başkanım? Hemen hemen %4 civarında bir fazla alınan oy var. Bu da Cumhurbaşkanımız olan güvenin temsilidir. Keza Türkiye genelinde yine alınan oy sayısında, toplam oy sayısında bir artış var. Hem vekilim hem başkanım da izah etti. Özellikle Türkiye yüzyılı vizyonu ortaya konduktan sonra bu seçimlerin ne kadar önemli olduğunu bizler en başından beri biliyorduk. Ama bunu anladık ki bizler veya işte siyasetin bileşenleri vatandaşa da iyi anlatmış olacak ki destek sonsuz geldi. Ben bizden önce görev yapan milletvekillerimiz işte bizimle de beraberler sahada her an her dakika bizimlelerdi. Özellikle SKM programlarına iştirak ettiler. Yeri geldi bizden daha çok koştular. Yeri geldi bizden daha çok ikna edici konuşmalar yaptılar. Ben hem Bayram Vekilime hem de Yasin Vekilime buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Keza partinin kuruluşundan bu yana partimize hizmet eden, dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapan tüm herkese ama herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yarın itibariyle de Adem Hocam'la birlikte, teşkilatlarımızla birlikte el ele kafa kafaya vereceğiz. Bundan sonraki süreçte de Burdur'umuza, Bucağımıza, Tefendimize, Gölhisar'ımıza, tüm ilçelerimize, köylerimize ne getirebiliriz bunun hesabında olacağız. AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, sonuçta kazanan Türk demokrasisi oldu. Sonuçta kazanan Türk milleti oldu dedi. Bütün Cumhur İttifakı'nın bileşenleriyle omuz omuza verdik sahada. Sürekli bir çalışma içerisinde dün gece sabaha kadar bu çalışmayı tamamladık. Bugün de sonuçlandı. Artık seçim sonuçlandı. Büyük bir zafer, bir büyük Türkiye zaferi, bir dünya zaferi. Kaybedenin olmadığı, dünya adına, ülkemiz adına hiçbir kaybedenin olmadığı. Cumhurbaşkanımız öyle demişti. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek diye. Elbette siyaseten tasfiye olması gereken ya da siyaseten ömrünü tamamlayanlar için diyecek bir şeyimiz yok. Buna millet karar veriyor. Ama sonuçta kazanan Türk demokrasisi oldu. Sonuçta kazanan Türk milleti oldu. Sonuçta kazanan dünya oldu. Çünkü dünyada artık dünyanın sesini değiştiren, dünyaya haksızlığa itiraz eden bir güçlü ses en büyük aşamayı, en büyük sınavını vererek hem dünya nezdinde hem Türkiye nezdinde yeni bir dönemi başlattı. Bu dönem artık nasıl 2053-2071 yüzyılı diyorsak bu süreç başladı. Artık önümüzde öyle inanıyorum ve öyle görüyorum. Görebildiğim kadarıyla Türkiye'nin önü bütün açıklığıyla artık meydanda. Artık gerçekten Türkiye yüzyılı olarak ifade edeceğimiz bir dönem başlıyor. Biz de bunun Burdur yüzyılı ayaklarını inşallah daha önce hizmet veren, emek veren sayın vekillerimizden devraldık. Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak, dava arkadaşları olarak AK Parti'nin meclisinde görev yapacağız. Bütün Cumhur İttifakı'nın da bileşenleri olarak o mecliste birlikte hareket edeceğiz, birlikte görev yapacağız. Ve Allah nasip etti imkanca da, mümkün olduğunca da görevimizi yerine getireceğiz. Milletimize verdiğimiz sözleri, açıkladığımız projelerin takipçisi olacağız. Onun için burada dediğim gibi bugün de evet Bucak'ta birazcık daha heyecanlı ve neşeli olmak arzu etmiştik ama nasip değil. İnşallah daha nice mutlu, heyecanlı günleri hep beraber yaşayacağız. Onun için ben de bu vesileyle bütün bu zaferde emeği geçen, bu sonuçta emeği geçen bütün partilerimize, parti teşkilatlarımıza, her kademede üyelerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. 22, 23, 24, 26 ve 27. dönem AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Türk milletine ve Burdur halkına teşekkürlerini iletti. Türk milletine, Burdur halkına çok çok teşekkür ediyoruz. Minnettarlığımızı iletiyoruz. Sefere çıkıyoruz demiştik. Sefere çıktık. Rabbim zafer nasip etti. Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu ve Türk milletinin takdiriyle biz bu zaferi kazanmış olduk.
Bundan sonra Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakı'nın üzerine çok ağır bir sorumluluk yüklendiğini düşünüyorum. Hem bölgesel hem küresel çok devasa konular var. Bunların üstesinden gelebilmek için doğru çalışmak, dürüst çalışmak, ahlaklı çalışmak, ilkeli çalışmak, programlı çalışmak. Bunları ben yeni bu kadrolarla Allah'ın izniyle yerine getireceğimize yürekten inanıyorum. Hocamın da ifade ettiği gibi şu anda biz yağmurda belki bucakta kutlayamıyoruz ama Balkanlarda herkes sevinçli, Kafkaslar'da sevinçli, Orta Doğu'da sevinçli, Araplar, Türk dünyası, Türk Devletler Teşkilatı'nın bana göre bu seçimle beraber yürümesinin yolunda büyük bir adım atıldığını düşünüyorum. Çünkü eğer Allah muhafaza aksi bir durum olsaydı en başta küresel güçler, küresel yapılar Türk Devletler Teşkilatı'nı devre dışı bırakmaya azim edeceklerdi. Cenab-ı Hak nasip etmedi ve Türk milleti de bunun önünü açmadı. Dolayısıyla hem Afrika'da hem Orta Doğu'da tüm dünya seviniyor. Nereden anladık? Bir saat içinde tüm dünya devletlerinin liderleri Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorsa bu bizim için büyük bir onur ve gururdur. AK Parti Bucak İlçe Başkanı Osman Taşkın, Bucak'ta %62,5 civarında oy ortalamasıyla Burdur'umuza değer kattık, ülkemize değer kattık dedi. 2002'den bu tarafa Bucağımız AK Parti'ye olan değerini her zaman vermiştir, göstermiştir. Allah'ın izniyle bu seçim sonucunda 14 Mayıs'ta da bu birlik beraberliği gösterdi. Bugün itibariyle 28 Mayıs'ta da Bucak hakkını verdi diyelim. Allah hepsinden razı olsun. Biz buyuz. İlçe teşkilatlarına biliyorsunuz bir ay önce gibi Mustafa Vekilim'in vekil adaylığından sonra ilçe başkanlığına geldim. Bayrağı aldığımız yerden taşımaya devam ediyoruz. Ben sizin huzurunuzda tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma, kadın kolları başkanı ve yönetim kurulu arkadaşlarıma, gençlik kolları başkanı ve yönetim kurulu başkan arkadaşlarıma, belediye başkanım ve meclis üyelerimize, ilgilenen meclis üyelerimize, bu seçimde tüm görev almış sandık kurulu üyelerimiz, müşahitlerimiz dahil, bize oy veren vermeyen herkesten Allah razı olsun diyoruz. Onların emeği çok büyük. Bizim hiçbir zaman seçimimiz bitmez. Biz bugün zaferi kazandık ama yarın itibariyle 2024 yerel seçimlerimize hazırlanacağız. Bu kararlılıkla devam edeceğiz. Bizde hiçbir zaman rehavet olmaz. Bizde her zaman çalışma olur, azim olur, başarı olur. Biz bu bayrağı aldık. Bu bayrağı daha üstlere taşımaya çalışacağız. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Halkımız gerekli teveccühü bize gösterdi, sağ olsunlar. Bucak'ta %62,5 civarında bir oy ortalamasıyla Burdur'umuza değer kattık, ülkemize değer kattık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan güveni artırdık. Ben halkımız nezdinde, teşkilatlarım nezdinde hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, güçlü ve büyük Türkiye yüzyılını başlatmış olduk dedi. Bütün dünya ülkelerinin yakından takip ettiği ve Türk siyasi tarihinde ilk defa gerçekleştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini bugün tamamladık. Hayırlısıyla inşallah. Tabii bir demokrasi şöleni halinde geçti. Şu an zamana kadar çok olumsuz bir durumla karşılaşmadık. İlçemizde zaten AK Parti kurulduğundan bugüne sürekli desteğini veriyor partimize. Ve yine bu seçimde de büyük bir destekle çıtayı bir daha yükselterek başkanımın da bahsettiği gibi %62,5 gibi bir oranla Cumhurbaşkanımıza desteğini sürdürdü. Bundan sonraki zamanda da sürdürecektir. Güçlü ve büyük Türkiye yüzyılının başlangıcını artık başlatmış olduk. Burada ben bütün emeği geçen özellikle teşkilatımızın mensuplarına, Cumhur İttifakı ortaklarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Seçim sonuçlarının ülkemize, ilçemize, ülümüze, ilimize, bütün dünyaya hayırlı uğurlu olmasını diyorum. AK Parti 28. dönem Burdur Milletvekili adayı Volkan Mengi 2024 seçimleri için durmak yok, yola devam mottosuyla çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. Burdurlu hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir demokrasi şöleni oldu. Bize oy veren vermeyen hepsinden Allah razı olsun. Kazasız belasız çok güzel bir demokrasi sınavı verdik Burdur şehrimizde. Ve partimiz, Cumhurbaşkanımız güzel bir oy oranıyla kazandı. Biz çok mutlu olduk.
Tabii ki elimizden geldiğince ben partimin bir neferiyim. Her verilen görevi sonuna kadar yapmaya çalıştım ve yapmaya da devam ediyorum. Ve ben bu görevler sırasında bana destek olan bütün kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve bütün teşkilatlarıma çok teşekkür ediyorum. Yine inşallah 2024 seçimlerine büyük bir zafere koşmak için ertesi gün hep beraber çalışmaya başlayacağız. Ben Burdurlu hemşehrilerime, Bucaklı hemşehrilerime, hepsine, Gölhisarlı hemşehrilerime hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Emekleri çoktur hepsinin.